Şimdi e, bu bağlaçlar subordinating junctions artık yan cümleli bağlaçlara geç, geçtik. Ama bu bağlaçların başlığını lütfen sistemini şimdi iyi öğrenin. Niye? Çünkü bu sistemi şu an bu zaman bağlaçları ya zaman bağlaçlarını biliyorsunuz. Şimdi tekrar edeceğiz. Before after falan var ya bak burada tekrar edeceğiz. Şimdi bu tekniği burada göstereceğim tekniği şeyde tekrar edeceksiniz. Nerede? Neden? Sonuçta zıtlık bağlacı geliyor sonrasında. Bir de iflilerde aynı şeyi tekrar edeceğiz. Tamam mı? Ee, şimdi zamandan başlayalım. Biz bağlaçları işlerken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. 3 tane böyle temel başlığımıza ayırıyoruz. Subordinators yan cümle alanlar. Bunu yazalım. Yan cümle temel cümleyle çalışanlar. Yan cümle temel cümle olarak çalışanlar. Arkadaşlar bu yan cümle temel cümle olanlar böyle yani. Bakın bir cümle var. Yan cümle. Bağlaç var başta. Sonra virgüller. Mesela When I went to school, I saw my friends dedik ya. Böyle cümleler. Ya da böyle I went to school e şey işte I saw my friends when I went to school da diyebiliyordu. Yani yer değişebiliyordu. Şimdi yeni göreceğiniz bir şey Sentence Connectors. Burayı ha, Transition'lar dediğimiz cümlede geçiş yapan şeylerdir bunlar e, Lütfen şu boşluk var ya şuraya bir tane not yazalım arkadaşlar. Üç tane madde yazacağız arkadaşlar. Birinci madde arkadaşlar. iki tane bağımsız cümle arasına gelirler. İki tane bağımsız cümle arasına gelirler. Birinci maddemiz bakın. İki tane bağımsız cümle arasına gelirler. İkinci madde her iki cümleden de her iki cümleden de nokta virgül noktalı virgül gibi nokta virgül noktalı virgül gibi işaretlerle ayrılırlar. Nokta virgül noktalı virgül gibi işaretlerle ayrılırlar. Her iki cümleden de nokta virgül, noktalı virgül gibi işaretlerle ayrılırlar. 3 arkadaşlar, madde 3. Her iki cümleden de bağımsız olarak eklenmeden çevrilirler. Her iki cümleden bağımsız olarak eklenmeden çevrilirler. Bakın bu çok önemli bir madde. İşte bunları tanımanız müthiş önemli. Birazdan ne için öyle olduğunu söyleyeceğim. Mesela işte buraya bakın. nasıl oluyor biliyor musunuz? Bak böyle virgül, nokta virgül, virgül virgül oluyor ikinci cümlenin içinde. Noktalı virgül virgülle ayrılabiliyor. Yani illaki ayrılıyor o cümlede. Bakın ben normal şu ana kadar bizim öğrendiğimiz bağlacı. Şuradaki bağlaç var ya bak. After I ate something, I went out. Bu cümleyi nasıl çeviriyorum? Bir şeyler yedikten sonra. Bu after'ın anlamı den sonrayı ne yaptım? Buraya ekledim değil mi? Yedikten sonra dışarı çıktım. Peki buraya bakın bir şeyler yedim daha sonra dışarı çıktım arkadaşlar bir maddemiz neydi iki tane bağımsız cümle var iki işaretlerle ayrılırlar üç ne bu cümleye ne de bu cümleye hiçbir şey eklemiyoruz burası köprü gibi bir vazife görüyor. İşte bu yüzden bunun ismine transit demiş arkadaşlar Transition yani geçişi sağlayan konnektörler demişlerdir. Tamam mı? Mesela uçakta gidiyorsunuz ya Diyarbakır'dan mesela diyelim ki İstanbul aktarmalı e, Almanya'ya uçuyorsunuz. Ne diyorlar ona? Connected flight diyorlar değil mi? Connected flight. Connected flight ne? Bağlantılı uçuş. Tamam mı? Oradan aklınızda olsun. Burada da ne yapıyor işte? O İstanbul aktarma buradan önce İstanbul'a Orada noktalı virgül bir şey atıyorsun. İstanbul'da duruyorsunuz. Virgül atıp Almanya'ya uçuyorsunuz. Ya evet. <gülüyor> 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 o bağlantı uçuşta oluyor mu? Çok oluyor. O Ay, da, çok da kısmet alıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yo Türk Hava Yolları. Ondan bir şey oluyor. <laughs> Türk Hava Yolları'ndan 3 <laughs> bin dolaştık yani. Evet. Ay, Gök içinde epey <laughs> dolaşmış. <masked names. gülüyor> I ate something. Çevirisini yazdık mı? Yazalım. Bir şeyler yedim. Daha sonra dışarı çıktım. Ne yaptık arkadaşlar? Hiçbir şeye eklemedim. Kendi başına çevirdim. Tamam mı arkadaşlar? Bir şeyler yedim. Daha sonra dışarı çıktım. Altakinde yazın. Bir şeyler yedikten sonra dışarı çıktım. Bir alttaki cümledi. Farkı bakın den sonra olarak ekleniyor. Son olarak bu grubu da söyleyeceğim. Sonra bunların detaylarına geçeceğiz. Şimdi bu grupta arkadaşlar prep phrases dediğimiz buraya bakın edatlı ifadeler. Yani bunlar yanlarına isim alır. Edattırlar. Veya verb ing alırlar. Biliyorsunuz edatlar devamına İngilizce'de ne alır? Ya bir isim ya da bir fiil alırlar ama o fiil isimleşir. Neyle? Verb ing ile. Mesela before lunch gibi. Ne olur? Öğle yemeğinden önce. After going gittikten sonra. During the lesson. Ders sırasında, boyunca, esnasında. Since breakfast kahvaltıdan beri. Bakın bunlarda cümle falan yok. Direkt ne var? Bir isim var veya ing var. anlaşmak bunlar temellerdir. Her bağlaç grubunda ben bu üç grubu ayırarak söyleyeceğim. Ve siz de ezberlerken lütfen bunu yapın. Yan cümle, temel cümle olanlar, transition olanlar, bir de isim grubuyla alanlar. Bir daha yan cümle, temel cümle olanlar, transition, geçiş sağlayanlar, bir de isim grubu alanlar. Yani cümle almayanlar. Tamam. En sondakiler cümle almayanlardır. Şimdi yan cümle, temel cümle olanları yazalım. Tek tek. Böyle tekrar da et. After grubunda neler vardı? Yazalım. After den sonra. Till until e kadar. Till until e kadar. ...immediately, eremez. Immediately. Bak. Türk ayoğullarından bahsetti. Bak görüyor musunuz? Gördünüz mü? Yes. Yapay zekalı. Direkt size hemen şey yapıyor. Evet. E, tilantile kadar, immediately eremez. Once eremez. Once eremez. The moment eremez. Eremez. The moment Eremez. As soon as Eremez. Evet. Yazdınız mı arkadaş? Eremez dedik. Before'a gelelim. Zaten before'da ne vardı? Bir tek by the time vardı. Görüyor musunuz? Before, meden önce yazalım. By the time de e kadar. Nasıl hocam? Evet. evet. Tabi past, pasta. Present'a kullanımı da var. Evet. Ee, yazar mı? Before meden önce. By the time'e kadar. By the time meşhur formunu hatırlayan present olursa karşı taraf? Will have verb Past olursa karşı taraf? Had artı verb Güzel. While dedik iken. as da arkadaşlar iken. Zaten while'ın biliyorsunuz şey anlamı da var ya. as Evet. While, as iken. Since Yazalım denberi. Sinsinden dolayı anlam var ama burada denberi anlamını sadece öğreneceğiz. Whenever neydi? Her ne zaman. As long as müddetince as şartıyla diyebiliriz. Süresince diyebiliriz değil mi? Now that'i hiç duydunuz mu? Now that? <laughs> artık dığına göre madem ki. Çok, çok fazla kullanılmış. Now that artık dığına göre madem ki. Now that artıklığına göre madem ki when dediği zaman when neydi yanar döner when her tarafta kullanılıyor. Bunlar yan cümle temel cümle oluyor. Bakın subordinating conjunction ne demek artık bunu öğren. Yan cümle bakın ve diğer taraf temel cümle. Yan cümle başa da gelebilirdi hatırlayın. Sonunda da olabiliyordu. Bizim ilk derslerimizde öğrendik. Gelelim transition'lara, sentence connector'lara. Bunların özelliklerini söyledik. İki iki tane bağımsız cümle arasına gelirler. Noktalı virgül, virgül, nokta gibi işaretlerle ayrılırlar ve her iki cümleden de bağımsız çevirirler. Yazalım. At first ilk olarak bunların bazılarına ekleme yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Yeni notumda var. Hemen yansıtıyorum online'da görsün diye. First ilk olarak at first, firstly. Bakın bunlar hep ilk olarak demek. At first, first, firstly. İlk olarak demektir. Şimdi size bir soru. For ne demek? Hiç duydunuz mu? For wanting. Bir şey için mi? Arkadaşlar, for wanting evvela demektir. Evet, evet. yazalım arkadaşlar. Evvela. For evvela. Ya. Hadi ya, çok kullanılıyor bir de arkadaşlar. Akademik İngilizce'de. Çok dikkat edelim. Second, secondly, ikinci olarak. Var mı sizde second? Ekleyelim arkadaşlar lütfen. Evet. Second, secondly, ikinci olarak. Then, later, daha sonra. Then, ya da later, daha sonra. Daha sonra. After that, Ondan sonra. After that diyor ya, ondan sonra. Uh -huh. After that. Ondan sonra. Mesela bir şey anlatıyorsun sonra diyor after that. Ondan sonra. Afterwards daha sonra yine. Afterwards. Daha sonra. Subsequently, consecutively, successively. Bu üçünü yazın arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Peşi sıra, ardı sıra, peşi sıra. Ardı sıra, peşi sıra. Meanwhile bu arada sırası gelmişken Meanwhile bu arada sırası gelmişken By the way yine bu arada In the meantime bu arada At last sonunda Finally sonunda Eventually bu da sonunda. Eventually demek sonunda. Eventually diye yazılır. Finally, at last, eventually. Bunlar transition zaten. Yazdınız mı? Eventually. <laughs> For one thing, evvela. <gülüyor> evet. <gülüyor> İsim grubu alan yapıları yazalım. After. Den sonra Before Meden önce Prior to Den önce Prior to ben Bu da çok kullanılır. Huh? Prior to Den önce Following Takiben Ardından takiben During Sırasında esnasında Evet Sonra arkadaşlar since den beri. Bak since ne yapıyormuş? Hem cümle alıyormuş. Görüyor musunuz? Bak hem bu grupta var. Hem de since yanına direkt isim grubu da alıyormuş yani isim. At tamam. Evet. Before lunch. aynı sorularda hocam. Ne? Evet, hepsi oturuyor. Soru çözence hepsini söylüyoruz. Before lunch yazalım öğle yemeğinden önce. Before lunch. öğle yemeğinden önce. After going gittikten sonra During the lesson ders sırasında veya ders esnasında since breakfast kahvaltıdan beri diye söylüyorlar. Evet